Akşam için sözleştiğimizi hatırlamıyorum. Sözleşsek zaten sürpriz olmazdı değil mi? Tahıllı barlar üzerine bol meyveyle hazırlanmış muhteşem tatlılar aldım. Ben daha yemek yemedim yalnız. Olsun hayatım. Önce yemeğimizi yer, tatlıları öyle geçeriz. Mehmet'le dün gece yeni bir mekan açılmış. Bizim kızlar gitmiş. Bayılmışlar. Önce dedim Murat'ı da alayım bu akşam bir dışarı çıkalım. Sonra ev gibisi yok dedim tatlıya döndüm. Senin neyin var Allah aşkına? Misafir beklemiyordum da. Baş başa yemek yiyoruz işte, fena mı? Sürprizlerden ve emrivakilerden hoşlanmadım biliyorsun değil mi Didem? Aynı ama Allah, ben de. Örneğin misal yeni bir asistanın olduğunu yeni öğreniyorum. Personel değişikliğinden seni haberdar etmem gerektiğini bilmiyordum, özür dilerim. Kahve içer misin? Yemeğiniz bitmedi daha. Ben tamam, doydum. Bir de bana laf çaktı terbiyesiz. Kim? Yeni asistanım. Ne dedi? Ya tuvalette karşılaştık biz bununla. Ben yardım istedim ona, işte peçete falan. Allah'ım görmen lazım. Bir havalar, bir afralar, bir tafralar falan. Ben Murat Sarsılmaz'ın asistanının asistanıyım dedi. Doğru. Ben de Murat Sarsılmaz'ın sevgilisiyim. Ne olmuş yani dedim. Sevgililik bir pozisyon değilmiş. Bu da doğru. Kaldı ki bir zamanlar sevgiliydik demek istedin herhalde değil mi? Murat kız beni aşağıladı diyorum. Sen neredeyse gidip teşekkür edeceksin. O kızı işten çıkarmanı istiyorum. Anlamadım. O kızı işten kovacaksın. Niye? Doğruyu söylediği için mi? Sizi gördüm. Tamam mı? Neden bahsediyorsun sen? Arşiv odasında gördüm sizi. Alt alta üst üsteydiniz ya. Kazaydı o. Eminim öyledir. Ama kız işi biliyormuş. Arşiv odasından daha mükemmel bir fantezi mekanı gelmiyor doğrusu aklıma. İdem! Kazaydı diyorum o. Ki sana açıklama yapmak zorunda olmadığım halde söylüyorum bunu. Kalbimi kırıyorsun. Sen bunu istiyorsun. Murat. Bana bu şansı daha veremez misin? Kimse kimseye şans veremez İdem. İnsan şansı kendi yaratır. Ya da yakaladığı şansı senin gibi kendi elleriyle kaybeder. Düzeltebilirim. Yanlış yoldasın.